çoban giriyor. Fakat ağa da öyle kalpazan bir ağamış ki çobana ne bir haylık ne bir ekmek parası atmış onu ormanın bir ücra. Ağa bu arkadaş ya. Çok geniş bir ağa. Bizim bildiğimiz sen... ağalar çobanların yemeni eksik etmez. Ha, bir dakika. Sen haftalık çamaşırına gönderir. Evet, evet. Maalesef bu ağa vurdum duymuz be ağa. Eskiden de ihtiyaçlar çok olduğundan dolayı nasıl olsa bu mala bakacak. Kasım sonunda hesaplaşırız bununla gibilerden. Yani eskiden Kasım'dan Kasım'a mı çoban tutulurdu? Evet tabii 8 Kasım'dan şeye çobanlar o zaman tutulurdu. Ağa tabii çoban yanına uğramıyor. Çoban da başlamış kendi başının çaresine bakma. Evde eskiden biliyorsunuz. Çoluk çocuk kalabedi. Ben mesela 8 kardeş, 10 kardeş olanlar var. Marshall yardımları çıktı. Şu bu habire genç nüfus yetiştirelim diye kalaba nüfuslar oldu tabii. Şimdi çobana dönelim biz. Çoban şimdi eve ekmek götürecek. Bir tane koyun satıyor gelene geçene. Köpekler aç. Bir tane kesiyor kavurma yapıyor orada falan. Sene sonu tabii Kasım göz açıp kapayınca geliyor. Çoban tabii bütün koyunları harcamış. Hepsini harcamış, bir tane koç kalmış. Ya demiş bütün çanları demiş bunun boynuzuna, üstüne, başına bir kısmını da sırtıma asayım gideyim. Tabii kurt karanlığı oluyor akşamdı. Gidiyor ağa da geniş sofrayı kurmuş. Çobanı bekliyor, hiç koyunları karşılamaya da gitmiyor tabii. Gitmediği için çoban da rahatça çanları bir koçu falan kapıyor içeriye. Kapıyı vuruyor. Oo çoban geldin mi geldim. Kapadın mı koyunları? Kapadım demiş. Oturmuşlar tabii sofraya yemek yiyecekler. Çoban demiş tekmili ver artık sene sonu geldi demiş. Ne oldu ne gitti birbirimizi bir yıl göremedik. Çoban başlamış hikayesine tabii. Yağmur yağdı demiş gök çatladı. 72'sinin ödü patladı. Onunu sattım kasaba onunu katma hesaba. Önden gitti baş toklu arkadan gitti beş toklu. Kurt kaptı birisini, onun da getirdim demiş derisini. Çoban kafasından aşlak su gibi dökülmüş. Demiş eyvah bu bütün koyunları yemiş. O ağa yoğurt çanağı o zaman toprak çanak yoğurt çanağı boca etmiş çobanın kafasından. Bütün yüzü gözü bembeyaz olmuş çobanın tabii. Çoban şöyle yüzünü bir silmiş. Ele ya Rabbi şükür demiş. Gene yüzüm ak çıktı demiş. Direk ister söylemeye yürek ister benim karnım toktur ama Cevat'ın canı börek ister. Davulu vurdum zırladı davul asanı zorladı. Mevla'dan geldi Hasan, işin zor ola Hasan. Sevindirin bizleri, hoş geldin ya Ramazan. Ay çıktı lüle lüle, misafir güle güle. Abdest almış geliyor. Terini sile sile. Efendim sizi bir tanıyalım. İsmim Naci Güner. Ben bu köylüyüm. Babam daha da dedelerim bu köyün yerlileri. Bir ara İstanbul'da 35 kadar kaldım. Oradan tekrar buraya geldim. Fakat şimdi İstanbul'a gidesim bile yok. Beldemizin güzelliğinden dolayı buraları çok sevdim. Ve buraya yerleştim tekrar. Şimdi burada yaşıyorum. Hatta gelip gördüğünüz bahçeni. O bahçıvan siz miydiniz? O bahçe benim işte orada. Orada yaşama, hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Köyümüzün güzelliği, beldemizin güzelliği sebebiyle. Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun. Bütün yollarımızı, her şeyimizi güzelce yaptı. Beldemizi daha şirin hale soktu. Ve yine aynı hızla, devamla çalışıp beldemizi güzelleştirdi. Peki aklın ucundan geçiyor muydu sen bahçede çalışırken? Rumeli televizyon pat çat kapı bahçenin içine gireceği. Hiç aklımızdan geçmiyordu ama sağ olun, Allah razı olsun. Geldiniz, sizleri gördük, daha mutlu olduk. Ben de aynı Kırıkköy doğumluyum. 1945 doğumlu. Ben de İstanbul Telekom Müdürlüğü'nden emekliyim. Oradan emekli olduktan sonra burada tekrar ayrı bir ev yaptım. Şu anda burada ikamegah ediyoruz. Ayrıca belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Çalışmalarından dolayı güzel çalışmalar var. Teşekkür ederim.
Kesir Ağa, sizi bir tanıyalım bakayım be. İsmim Celalettin Üstün, 1942 doğumlu. Üstün madalya verirler biliyor musun? O soy ismi boşuna vermemişler size. Tabii dediğin doğru. Dedelere. Tabii. Güzel bir soy isim. Doğma büyüme buralıyım. Babam da buralı, yerlisi. Gurbette insan var mı? Yok. Gurbette hiç kimsem yok. Hepsi burada. Başımın altında mı diyorsun? Tabii. Hepsi burada. Askerliğimi de Genelkurmay Muhabere Merkezi'nde yaptım. Muhabere askeriydi. Muhabere çavuşuydum. Anam çok önemli bir görev. Kelime operatörüydüm. On parmak bakmadan yazma. Vazifem buydu. Sende o zaman askerlik anısı var. Tabii. Bir anlat bakayım bize. Anlatayım. İlk gittiğim Mamak Muhabere Okulu. 4 ay acemi birliğinde kaldım. 3 ay çavuş talim yanında kaldım. Dağıtımım Genelkurmay'a çıktı. Orada 4 ay kaldı terhisime. Yolladılar beni Anamur Radyo Evi'ne.